Az Gam kanalından Gökhan İplik kanalıma hoş geldiniz. Sakr 4. bölümüyle karşınızdayım. Arkadaşlar, bildiğiniz üzere Sakr Manager'in ilk 3 tane videosunu çektim. Bunu oynatma listesine ekledim arkadaşlar. Diğer e, videolarda izlemek istiyorsanız bu videoyu izledikten sonra oynatma listelerine bakabilirsiniz. Arkadaşlar, Sakr Manager 19'da en iyi taktik hangisi? Hep birlikte bunları inceleyeceğiz. 2 tane taktik keşfettim. E, bu benim ikinci sezonum. Şu an 21 Eylül 2019 görüyorsunuz. İkinci sezonda neler yaptım e, göreceksiniz arkadaşlar hep birlikte göreceksiniz. 5-6 günlük bir aranın ardından çok çok farklı şeyler oldu. Hep birlikte anlatacağım. Öncelikle arkadaşlar bir kadromu göstereyim. Ondan sonra hemen taktik kısmına geçeceğim. Arkadaşlar kulüpte bu sezon farklı farklı oyuncularım var. Kimler var mesela? Vincent Kompany'i satın alma bedeliyle aldım. Ki şu an kondisyonu çok düşük. Aynı zamanda arkadaşlar benim Luiz gitti bunu da belirteyim. Onun dışında kimler var? E, Pasalic var kiralık. Rodrigo var kiralık Porto'dan aldım. Justin Kluivert kiralık. Alexander Isaac ve Timothy Via Bunların hepsi kiralık arkadaşlar. Şu an kondisyonlarım düşük. Bunu da size bahsedeyim. Yedek takımda kimler var ona da bakalım. Yedek takımda böyle göze çarpan herhangi bir oyuncu yok. Aslında Celil Yüksel'i şöyle A takımı alabilir mi ya? A takımı aldığım için böyle kimi e, şey yapayım. Timothy Via son maçta iyi performans sergilediği için. Ancak onu da oynatmak istemiyor değilim. Oynatmak istiyorum ama hani Ömer Bayram alayım. Timothy o oyuncum kalsın Celil Yüksel. Evet. Şimdi arkadaşlar bir geri diyelim. Ana sayfaya gidelim. Ana sayfada bu puan durumuna bakalım. 6'da 6 yaptık. Gerçekten çok çok iyi oynuyoruz. Bunu da belirteyim. Sonuçlara göz atacağız arkadaşlar. Önceki sonuçlar falan. Bakalım girebilecek mi? 6 birlik Alanya Spor galibiyetim. Onun dışında arkadaşlar gene 4 birlik galibiyetim. 4-1-3-2. Bu sistem arkadaşlar çok işe yarıyor bunu belirteyim baya baya hem de işe yaradığını söyleyeyim Ama bu sistemi kullanmak kayağı, o kadar da kolay değil açıkçası Kompanyanın bu arada e, kondisyonu çok düşmüş kompanyayı oynatmam lazım Nagatomo'yu şöyle aldım şuraya Justin Clavert arkadaşlar 4-1-3-2 mentaliteye hücum yapıyorsunuz e, Disiplinli oynuyorum tempoyu hızlı da yapabilirsiniz ama benim oyuncularımın kondisyonu şu an düşük ama gene de biz hızlı yapalım Öcüm kısmı bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde kullanıyorum. Bunu maç içinde değiştirebiliyorum. Mesela karışık değil de daha fazla korner kullanmak için bindirme koşulları yap dedim. Rakip savunma üstüne gitti. Orta sahaya da bu şekilde yaptım. Benim savunma kısmı tüm sağa yaptım. Yani tüm sahanın daha güzel olacağını düşünüyorum ve savunma çizgimi biraz daha geri yaptım. Rollerde arkadaşlar en iyisi kimse onu oynatmayı mutlaka unutmayın. Mesela burada 63'lük Cagne var penaltıcı. Kornerlerde aslında Pasalic var ama şu an Pasalic maalesef ki gözükmüyor. Pasalic biraz sonra oyunu aldığım zaman göreceksiniz. Pasalic oyunun şu anda gördüğüm en iyi serbest duruş kullanan oyunculardan bir tanesi. Evet. Şimdi arkadaşlar Pasalic nerede? Evet Pasalic'in burada olduğunu görüyorsunuz. Hudson Udo ile yer değiştireceğim. Penaltıcılar şöyle dursun. Bunlar çok önemli arkadaşlar. Mutlaka ve mutlaka tavsiye ederim yani. Bakın adamın <laughs> gücünü gördünüz değil mi? 72 ile falan kullanıyor. Bunlar dediğim gibi çok çok önemli. Oyuncu değişikliklerinizi buradan yapıyorsunuz. İşte şuraya Fernando'yu alalım. Timothy Villah orada kalsın gene. Aa, bu arada Fernando Foret oynuyor. Hmm, Hatcinido'yu kalsın oraya. Dosta Fernando donk don kalsın şu an için. Onun dışında hangi oyuncum vardı? Celil Yüksel, Deo'da oynayabilirim. Aslında iyi ya. Adam kötü gözükmüyor. Evet. Şöyle bir kadro oynayalım. Bakalım neler olacak. Böyle hamle oyuncuları da olsun yedeklerde. Mesela Mariano Ferreira yerine şunu oynatalım. Genelde orta sayma çok önem veriyorum ama şu da şöyle dursun. Ya. Timothy bu maç oynatmayacağım. Buna da gerek yok arkadaşlar. 4-1-3-2 bu dizilim arkadaşlar şu ana kadar gördüğüm en iyi taktik. 4-3-3-B'de de buna benzer taktik kullanıyorum. Ona göre kadrolarınızı oluşturmayı da ihmal etmeyin. Ofansif orta sahalar çok çok önemli. 4-3-3-B'de burada da ofansif orta sahalar gene çok çok önemli. 4-1-2-3'te. Burada maçı test edeceğiz arkadaşlar bakalım. Yani Giresunspor'a karşı bu taktiğimiz gerçekten işe yarıyor mu? 4-1-2-3, 4-1-3-2 nasıl bir sistem? Hep birlikte bakacağız. Sağ bek, sol bek. E, dos çok çok önemli orada defansif orta saha. Maça iyi başladık. Yalnız kondisyon konusunda kompanyanın çok aksayacağını düşünüyorum. Bu benim için büyük bir dezavantaj. Normalde bayağı gol atarım. Bakalım bugün şansımız yaver gidecek mi Giresunspor'a karşı? Şimdi ilk atak. Ve Clivert. Clivert faal yaptı. Clivert'tan beklenmedik bir hareket. Sistemimiz işliyor açıkçası ama hani şurada nedense Firkik'ten gol yiyecektik. Yani kötü de oynamıyor rakibim. Şimdi uzun oynayacağız. Ya bu taktik güzel ya. Kullanılabilir. Justin Clivert kaleci. Giresunspor Spor kalesi topu hamle yapmayı başardı. Ya arkadaşlar hani kanatlara bindirme yap diye çok fazla korner kullanmak için böyle bir taktik uyguladık ama 4-1-2-3'e 2 4 -2 3 1e karşı oynuyoruz bir türlü konuşamadım. Bundan ötürü böyle bir şey olabiliyor derken Justin Clivert'la ilk golümüzü bulduk. Ya beklendik bir goldu açıkçası. 1-0 öne geçti takımız. Daha fazla korner kullanması gerekti ya. Açıkçası biraz beni şaşırtıyor. Pasalic. Pasalic bu arada mükemmel oynuyor. Defansif oynadığı için arkadaşlar bu kadar Sıkıntı yaşıyoruz derken NBA'ye Cagney skoru 2-0'a getirdi. Oyunun grafikleri biraz daha yüksek olsaydı açısı daha güzel olurdu ama şu an idare etmekten başka herhangi bir çaremiz olmadığını belirtelim. 2-0'lık bir galibiyetimiz var. Şu an bayağı iyi oynuyoruz. Ve muhtemelen buradan ilk yarı bitecek. Şimdi arkadaşlar burada önemli olan bir şey daha var. Oyuncuların, oyuncuların kondisyonlarına şöyle durdurayım. Mutlaka bakın. Mesela arkadaşlar burada %70 kompani kondisyon oyunu. Kondisyonu çok düşük. Onun dışında kötü oynayan oyunculardan Lines var. Lines de Markao şu an. E, bendeki en düşük oyuncular. Embaya Cagni şu an performans sayesinde. Maçın adamı ünvanını koruyor. E, 60'tan sonra oyuncu değiştirmenizi tavsiye ederim. Orta sahanız sürekli faal yapıyorsa arkadaşlar. Derken Markao da sarı kart gören bir oyuncum oldu. Gerçekten maçın henüz ikinci yarının başında beklenmedik bir şey diyebilirim. İlk oyuncunuzu 60. dakikada değiştirmeye önem verin. Pasalic bıraktı. Feguli'ye Fegulyden Justin Clivert'a. Ondan Pasalic'e ve kaleci Şahin. Tam isimli bilemiyorum ama kaleci topa sahip oldu. Şimdi arkadaşlar 60'daki ilk oyuncu değişikliğimizi yapacağız. Onlar yaptı. Biz de oyundaki en kötü oyuncularımızdan birini. Bu arada korner şansı gol olma ihtimali çok yüksek. Ve Giresun golü buldu. Çok normal çünkü yani golüm yiyeceğinin sinyallerini verdim. Şu pozisyondan sonra devam edeceğiz arkadaşlar. Çünkü bir pozisyona kaldık. Celil Yüksel. Pasalic'e bıraktı. Pasalic'ten Feguli'ye. Embaye Cagni. Bizi 3-1 öne geçiren golü attı. Şimdi oyundaki en kötü oyunculara bakıyoruz. Burada Markao'yu görüyorsunuz. E Markao. Şimdi arkadaşlar Markao'yu değiştiremeyeceğim. Çünkü benim SEO pozisyonda oyuncum yok. Onun dışında oynatabileceğim oyunculara bakıp Justin Clivert'ı değiştirmek mantıklı olacaktır. Çünkü Justin Clivert'ın sarı kartı var ama Alexander Isaac oraya iyi bir şekilde monte edilebilir. Onun dışında kondisyon durumlarına baktığımız zaman Sofyan Feguli var ve Feguli'yi de böyle değiştirelim. Yunus Belhanda ile. Şu an gerçekten oyunda çok etkili oynuyoruz ve 3-1'lik galibiyetimiz var. İki oyuncu değişikliği yaptık. Bu oyuncu değişikliklerinin de öneminden bahsettim biraz önce. Şimdi arkadaşlar bir kısma daha geldik. Taktikler kısmına gelin. maç boyu hızlı oynayamazsınız. Bu oyuncularınızı kondisyonu çok düşürür. Mentaliteye hücum yapmaktan da vazgeçin. Normal yapın. Oyuncuların kondisyonu açısından. Bu da çok çok önemli. Şimdi bir dördüncü gol şansı. Belhanda ortaladı. Bomboş pozisyondaki Hudson Udo'yu Mükemmel bir gol attı Hudson Udo'yu. Oyuna girer girmez. Skoru 4-1'e getirdi ki gerçekten çok etkili bir futbol oynadığımızı belirtelim. Giresunspor Spor 1 Galatasaray 4. Taktikler kısmına tekrardan gidelim. Değiştirdiğiniz oyuncu sayısı kaç? Evet. Şu an arkadaşlar en bayacak neyi alkışlatmak maksadıyla değiştirecektim ama ondan sonra vazgeçtim. Şurada şöyle Pasalic yerine de Fernando'yu alayım. Çünkü e, boncular önemli. Evet top başına Fernando geçecek. Pasalic olsaydı muhtemelen gol diyor. Bakalım Fernando golü atabilecek mi? Evet Fernando. Fernando mükemmel bir gol mü? Hatsunido'yu topu kaleye yol yollayamadı. Fernando değil de Pasalic olsaydı mü mükemmel bir gol gelebilirdi. Evet köşe vuruşlarında 6 köşe vuruşu var baskı oynamaya çalıştılar. Ancak sonuç elde edemediler. Evet taktiği görüyorsunuz. Çok fazla şut atabiliyorsunuz. Her şey mevcut. 5. gol muhtemelen geldi. Alexander Isaac 5. golü attı. Ya, mükemmel bir oyun. En iyi taktik dediğim gibi. Bu taktiği kesinlikle uygulamanızı tavsiye ederim. 4-3-3-B'de de aynı şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ofansif orta sahalar önemli rol oynadığını belirtmiştim. Hatsunudoy 6. gol şansı. Celil Yüksel ve maç bitti. Yani gördüğünüz üzere oyun olarak çok çok karakter bir oyun sergiledik. Baya baya elimizden geleni en iyisini yaptık. Bu da bizi ileriye taşıdı. Oyunu internette oynuyorsanız arkadaşlar buraya bir iddia edilen bir şey gelecektir. Yani nasıl bir şey? Menajer puanınızın iki katı olması için yaparsanız daha güzel olur. Maçın adamı en baya Bunu da belirtelim. Şimdi arkadaşlar sezon istatistiklerine bir göz atacağız. Ya bu taktiğimiz işe yarıyor. 7'de 7 gidiyoruz ve bayağı gol atıyoruz. İlerleyen zamanlarda efsane bir Galatasaray kadrosu kurmayı düşünüyorum. O yüzden o Arsenal'a şampiyonlar ligi maçımız var bu arada arkadaşlar. Eğer devamını istiyorsanız bu tarz videoları da çekebilirim. Arkadaşlar istatistiksel anlamlara bir girelim. İstatistikler önemli bizim maçımızdan. 7 maç şu an için avaraj 25. Kaç gol atmışız merak ettim. Bir istatistiklere girersek gidebileceğiz. Evet. En golcülerde Rodrigo var. 8 gol sonra Feguly var. 5 gol. Ee, peki... Ortalamada en iyiler kim? Fernando ile Feguly görüyorsunuz gene. Asist kralında Güneş Belhanda'nın 6 asisti. ve Pasalic görüyorsunuz aynı şekilde. Maçın adamında ise bunlar var. Şu an ya ayın takımında 3 tane oyuncu var. Belhanda, Fegül, Rodrigo. Peki sezonun takımında kimler var şu an için? Gene 3 tane oyuncumun olduğunu belirtebilirim ki gerçekten ayın takımıyla şunlar şu an için eşit gibi gözüküyor. Tablolara bir gidelim. Arkadaşlar 25 avaraja sahip olmak bizim açımızdan çok çok iyi. Yalnız Kompany ve Maikon'u dinlendirmem lazım diyeceğim. Önümde çok kritik bir maç var. İnanın ne yapacağım konusunda hiçbir fikrim yok. Evet arkadaşlar en iyi taktiği gösterdim size. 4-1, 3-2 bunun denemesini de yaptık. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Videonun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma da ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Bir dakika kadar görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.